Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Ata Bey Ocakları Başkanı, gazeteci, yazar Hüseyin Hakkı Kahveci ile beraberiz. Sayın Kahveci, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Hakan Bey. Dünyada büyük bir gerilim var. Şu an gözle görünen bir şekilde İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar devam ediyor. Kayıp haberleri de gelmeye devam ediyor. Bütün bu olanların ötesinde sizler ne düşünüyorsunuz? Türkiye bu sürecin neresinde ve dünyada neler oluyor diyeyim, sözü size bırakayım. Türkiye neresinde bu sürecin? Öncelikle Türkiye bu işin ortasında, ateşin ortasında. Barış Manço'nun söylediği gibi kuzeyden, güneyden eser rüzgarlar. Yine Cem Karaca'nın söylediği gibi karpuz idik döndük kıyara. Ya da yine Barış Manço'nun şarkılarında söylediği gibi Marmara'ya ya Akdeniz oldu cacık. Yetmezse yeni türküden fırtına. Başka birçok şey daha buna eklemlenebilir, olabilir. Şimdi aslında soru biraz kısa oldu. Biraz daha detaylı ilerlersek hem seyircilerimiz bizim ne demek istediğimizi anlayacaklar. Hem de biz 15 senemizi, yani 15 senemizi, 20 senemizi neredeyse televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde, internet haber gazetesi köşelerinde, sosyal medyalarda, kitaplarda bu konuların üzerine kafa yormuş birisi olarak ve yazdıklarımız, anlattıklarımız dünyada bizim bilgimiz dışında birçok konu ve kişi tarafından incelenmiş, herhangi bir karşıtlık olmadığı, yani bize yazdıklarımızda bir yanlış olmadığı düşünülerek dünyanın en seçkin kütüphanelerine girmiş. Aslında 100 yıl önceye gitmek gerekiyor. İşte bu Atatürk'ün yasaklanan kitabı sende var zaten. Bu. Şimdi bu kitabın son merhalesinde 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapar ölmeden bir yıl önce. Kendimize kafi derecede güveniyoruz diyor ve kutsal toprakların Musevi ve Hristiyan, Yahudi ve Hristiyan çizmeleri altında ezilmesine müsaade etmeyeceğiz diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan İsrail Devleti'nin kurulmasını 1937'de engelleyeceğini bizzat Mustafa Kemal Atatürk kendisi açıklıyor. Ve İkinci Dünya Savaşı daha henüz çıkmamış. Hiçbir şey görünmüyor. Görünüyor da tabii hani resmiyet kazanmamış. Fakat Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bugünden kanımızı dökmeye hazırız diyor. Şimdi mevcut durum içerisinde İsrail'in 1945'teki kuruluşundan sonra bölgedeki Arap ülkelerinin İngiliz İslamı'nın bir parçası olması, İngiliz İslamı'nı da icat eden İngiltere'ye hakim olan Yahudi soylularının Müslümanlara altın teçhizde sunduğu, kendi kafalarına göre uydurdukları bir İslam dininden bahsediyoruz. Buna Emevi İslam da diyoruz. Canları istediği zaman Orta Doğu'da 1945'ten bugüne Osmanlı aradan çekildikten sonra birbirlerini dövmek için ayağa kalkıyorlar. Fakat ne hikmetse 7 tane Arap devleti birleşip bir tane İsrail'i yenemiyor. Efendim işte arkasında Amerika var, İngiltere var, bu var, bu var. Peki sayın Araplar ve sayın Müslümanlar diye başlayalım. Bunların arkasında bunların olduğunu siz biliyorsunuz. Kudüs'e giren İngiliz komutanın adı Allen miydi? Yahudiydi. Osmanlı ordusuna Kanal Muharebelerinde Allah Allah diye saldıran Mısır ordusunun askerleri, Filistinliler, efendim Suriye'dekiler, Şerif Hüseyin'in Bedevi milisleri diyelim. Hepsi Allah Allah diye saldırıyordu. Başlarında ya İngiliz Alemli vardı, Yahudi, ya da Lawrence vardı. Bunun yarın böyle olmayacağını biliyordunuz. Hayır, biliyordunuz ve bilerek, isteyerek ihanet ettiniz. İhanet etmekle kalmadınız. Kendi yani bağımsız bir devlet olarak bugün Arap ülkeleri Osmanlı dönemindeki bağımsızlıklarından daha bağımsız değiller. Bu kadar net. Ve bölgede İsrail artık bir süper güç bölgede. Tartışmasız hem ekonomik hem siyasi hem askeri açıdan gördüğümüz kadarıyla da İsrail yani bir mermi sıktığın zaman İsrail dağ taşı bombalayabiliyor kapasitesi olarak. Efendim Amerika veriyor, şu veriyor, veriyor. Sana da verseydi kardeşim.
Efendim onlar Yahudi falan. Hayır kardeşim. Adam 3000 yıldır dünyayı yöneten bütün güçlerin saraylarındaki akıl hocalığını, yönetim kadrolarını doldurmuş. 20. yüzyılın neredeyse bütün icatların hepsini bu adamlar yapmış. Yani İsrail'den bahsetmiyorum. Dinsel olarak Yahudilerden bahsediyorum. Bir gün Erikson'la ilgili birisine, böyle namaz niyazlı birisine bir soru sordum. Dedim ki Erikson herhalde cennete gider. Niye işte ampulü icat etti dedim. Olmaz dedi, kafir dedi. Dedim ya camide elektrikler kesildiği zaman diyorsunuz ki Allah'ım bizi karanlığa bırakma. E ampulü de bulan bu adam. Sen şimdi bu adama da aynı zamanda dua etmiş oluyorsun. Nasıl olacak bu iş dediğimde cevap yok. Bugün dünya üzerindeki 8,5 milyar insanın kullanmış olduğu birçok teknoloji maalesef, maalesef tıbbi olarak da hayat ve yaşamsal olarak da Kanuni döneminde, taş devri döneminde yaşamadığımıza göre Batı'ya, Batı'nın içerisinde çok büyük bir Yahudi lobisi var ve güçlü bir Yahudi lobisi var. Silah fabrikaları, efendime söyleyeyim, teknolojiler vesaire, adamlar çalışmışlar, yapmışlar ve 3000 yıl boyunca bunun peşinden yürümüşler, gitmişler. Yani kendilerine vaat edildiği iddia edilen topraklarla ilgili adamlar 3000 sene beklemişler. Böyle bir sabır, böyle bir mücadele, böyle bir hikaye yazmak her millete nasip olmaz yani. Kimse kusura bakmasın. Efendim şimdi vatandaşlar diyor ki Filistin toprağını zaten İsrail işgal etti. Böyle bakacaksak o zaman Osmanlı toprağında, Osmanlı'da Filistin toprağını işgal etti. Ondan önce başkası geldi işgal etti. Ondan önce Fransa geldi işgal etti. Ondan önce o geldi. En son en başa gittiğinde oranın İsrail toprağı olduğu ortaya çıkıyor. Öyle bakmamamız gerekiyor. Dünya nizamı güçler üzerine kurgulanmış. Müslümanlar Filistin'de yaşananlardan, bizim devletimize dahil olmak üzere Kıbrıs Barış Harekatı'na rağmen 100 yıl önce yaşadıklarından, devletimiz diyelim, demeyelim de hükümetlerimiz diyelim, hiç ders almamışlar, hiç akletmemişler. Hiç kimse elini tamamı bulanık suya daldırıp da balık avlamaya çalışmamış. Herkes berrak suda efendim temizlenmiş, kılçıksız balık yemeye çalışmış. Dolayısıyla gelmiş olduğum noktada Orta Doğu'da küçük bir İsrail'in bütün dünya siyasetini, dünya ekonomisini, dünya askeri dengelerini alt üst edecek, yaklaşık bir yıla yakın bir zaman olacak. 7 Ekim'e geliyoruz bugün, ayın ikisi. Gazze taş devrine döndü. İsrail aynı anda Suriye, Irak, İran, Yemen, Lübnan ve Filistin'e saldırı düzenleyebilir kapasitede. Efendim arkasında bunu geçiniz efendim. Her daim herkesin arkasında birisi vardır. Yani Osmanlı Devleti dediğinizde Osmanlı Devleti'nin arkasında değil de içinde farklı milletlerden bir sürü paşa asker vardı yani. Şimdi bunu ayrı bir millet olarak, Yahudi milleti olarak geçiyor. Çünkü böyle düşünmeniz gerekiyor. Fakat dün geceki İran'ın karşı taarruzu İsrail'e bence çok dikkat çekici hadiseler ve büyük bir medya manipülasyonu saklıyor. İran dün gece İsrail'in çelik kubbesini deldi ve birçok atmış olduğu uzun menzilli füzeler İsrail Balistik vurdu değil mi oldu. İsrail? Şimdi bak, şimdi bir şey soracağım. Bugün İran'ın elindeki füze teknolojisi Rusya, Çin, Pakistan diyebiliriz, Hindistan diyebiliriz. Batı ülkelerinde dahil yok. Bölgede bu kadar uzun menzil, yaklaşık kaç kilometre İran'la Tel Aviv arası, yani 2000 civarında bir şey olması lazım, belki de daha fazla, tamam mı? 15 dakikada bu yolu alarak bütün İsrail hava sahasını deldi, delmedi, geçti, geçmedi, hedefi vurdu, vurmadı meselesi değil. Bir, hedefler vuruldu. Adam zaten diyor ki İran, biz sivil hedefleri ve sanayi hedeflerini hedef almıyoruz. Ha bunu da istersek alırız diyor. Bakın işte ağzından memesi alınmış çocuk gibi İsrail dün gece çeşitli açıklamalar yaptı. Bütün Ortadoğu'yu vuracağız dedi. Hiçbir şey yapamadı. Yapamadı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dahil, İngiltere, Fransa dahil herkes acilen ateşkes diyor. Niye? İran orada bir cümle söylüyor. Bizimle sakın kapışmayın diyor. Tamam. Daha fazlasını yapabiliriz. Burada başka bir şey söyleyeceğim. Ne Bu Rus, arada bir ne dipnot, Rusya, bunu da burayı eklemek anlatayım. lazım senin Anlatayım da bundan söylediklerini. sonra kısa bir şey. Ne Rusya? Hindistan donanması ile ilgili. Hindistan donanması şu anda İran'ın limanına
demirledi. İran limanını demirledi. Bu da bir dipnot olarak kalsın. Şimdi tabii ki Hindistan'ın bir donanması var. Hindistan'ın da bir teknoloji gücü var. Teknoloji yazılım üzerine çok ileri seviyede ülkelerden birisi. Fakat burada en dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, İran dün gece hipersonik füzeleri kullandı. Bu bir. İlk defa kullandı. Dünyada 3-4 ülkede hipersonik füze üretilebiliyordu. Bir tanesinin bilinmediği halde İran olduğu ortaya çıktı. Bu bir. 15 dakikada İsrail hava sahası içerisinde onlarca İran füzesi, bana göre hepsi hedefi vurdu. Niye bana göre? Havada da vursam, İsrail'de yere de düşse, can kaybı olsa da olmasa da İsrail'e ulaştı. Yani bu çok önemli bir teknolojidir bölge için, bir. İkincisi, İsrail'in hava savunma sistemleri kısmi olarak karşılık verebildi. Askeri strateji olarak anlatıyorum. Dolayısıyla Orta Doğu'daki en modern, yani Kafkaslar, Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu coğrafyası, buna Körfez ülkeleri dahil, Kuzey Afrika dahil en modern hava savunma sistemine sahip olduğu iddia edilen İsrail, İran füzelerini karşılıyor. Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki burada Türkiye içinde bir soru işareti, Türkiye içinde bir tehlike var demektir. Bunu herkes çok dikkatlice düşünsün. Sadece bu değil. Dünyada füze teknolojisine sahip Tomahawk, Kuruyuz falan filan, işte Rusya, Amerika gibi ülkelerin savaş sahalarında bunu kullandığını gördük. Yani işte hatta bunun reklamını yapıyorlar. İşte Tomahawk, Kuruyuz füzeleri 1500-2000 kilometre menzilli, güdümlü falan filan. Hakan, eğer zerre beyni melekesi olan bir insan varlığı oturup sadece şu detayı görse ürpermesi lazım. İran aynı anda 500 tane füze attı. 500 füze ne demek biliyor musun sen? Açmak. Körfez Savaşı'nda, İkinci Körfez Savaşı'nda tabii ki çok daha fazla atmıştır Amerika Birleşik Devletleri, ama aynı anda bu kadar füze atabilmiş dünya savaş tarihinde, yeni nesil savaşlarda hiçbir ülke yok. İsrail bak şey yok, Rusya yok. Amerika Birleşik Devletleri yok. Ve bunlar neyin muadili? Balistik füze diyor. Bunlar Kuruyuz füzeleri gibi, Tomahawk füzeleri gibi füzeler. Ve hepsi de hedefine ulaşmıştır. Efendim, mesela son dakika haber sitesinde Mersin sahillerinde İran füzelerinin görüldüğü kaydı var. Bak çok dikkat çekici. Yani şimdi Türkiye, biz bir şey anlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseten buradan bir şey elde etmeye çalışacaktır, ama İsrail'in ana planı şu anda, İsrail ordusu Türkiye'ye 4,5 saat mesafede arabayla. Yani İsrail ordusunun Türkiye sınırına ulaşma mesafesi 4,5 saat. Şimdi efendim Hamas, Ubeyde, işte Hamas karşılık veriyor, Gazze, şu bu, lan adam 60 bin kişi öldü. Ve başka detaylar var. Dünya İsrail'in 60 bin kişiyi öldürmesine ses çıkartmadı. Ya herhangi bir başka ülke olsaydı, mesela Almanya, Hitler, bütün dünya ayağa kalkıyor. Dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in on binlerce insanı öldürmesine hiç ses çıkartmadı. Kongrede alkışladılar. Bakın, bu büyük balık küçük balığı yutar. İşte güç büyükte ise küçük olanın izmarit gibi ezildiği bir dünya. Tamam. Şimdi Hamas karşılık verecekti Gazze'de İsrail'e. Yok işte orada İsrail askeri öldü. Yok burada ise, ya kardeşim 60 bin tane adam ölmüş. Ortada Hamas kalmamış. Lideri dahil yerle bir edilmiş. Tamam, Gazze diye bir yer yok. Tarihten silinmiş. Tamam, bütün insanlar boşaltmış gitmiş. Ebu Ubeyde Türkiye'deki Komanci mantığındakiler, Ebu Ubeyde posterleri falan, ya bak bunlar hiçbir şey vermiyor. Özellikle yaygın medya, yani hükümete yakın olmuş bütün medya kuruluşlarının devamlı böyle Hamas ve işte Hizbullah güzellemeleri, İsrail gibi stratejik istihbarata dayanan, planlama yapan ve savaşabilen kapasiteye sahip ülkeler için bir hırs yapar ve daha fazla insan kaybına sebep olur. Bunu CNN Türk sorumludur bu işte. Habertürk sorumludur.
haber sorumlusu. Yok Hamas çıktı, yok Hamas indi. Hani nerede Hamas? Yok. Hizbullah lideri yerinde öldürülüyor. Yerinde, saklandığı yerde öldürülüyor. Şimdi kara harekatına başlıyor Lübnan'a. Ortada bir Lübnan ordusunun varlığı yok. Lübnan ordusu yok. Silah sıkan yok. İsrail karşısında mücadele eden, bir çatışmaya giren, binlerce donatılmış milisiyle çatışmaya giren bir Hizbullah yok. Tamam. İnsanlar gerek Gazze'de, gerek Lübnan'da sadece araçlarına binerek yukarıya doğru kaçıyorlar. Bu Türkiye'ye doğru. Misalen uçaklar Beyrut'tan dolu, çakılı geliyor, İstanbul'a iniyor. Parası olanlar geliyor vesaire. Şimdi 2,5 sene öncesine dönmek lazım. 2,5 ya da 3 sene önce. Lübnan, Beyrut limanındaki siloların patlatılması hadisesi. Bayağı Hatırladın mı? büyük bir patlamaydı, evet. O silolar bizim silolarımızdı. O silolar bizim yani gizli yapılarımıza ait yerlerdi. Tamam mı? Orayı patlattıklarından 2 gün sonra İngiliz donanma gemileri Beyrut limanına yaklaşarak 1500 İngiliz komandosu indirdiler. Şimdi Lübnan'da işte Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta, Fransa'da, Kıbrıs'ta kendilerine çok fazla miktarda alan Kıbrıs'ın kesiminde toplayarak oraya devamlı asker yolluyorlar. İşte Girit, Sudeş, Doğu Akdeniz'deki donanmalarına bak. Mısır hareket edemiyor. Kuzey Afrika ülkelerinin sesi çıkamıyor. Adam istediği gibi vuruyor. Bir oturup düşünün ya. Yani dünya tarihini incelemek lazım. Kardeşim son 1000 yılda yaşanmış Haçlı seferlerinde Tarık bin Ziyad'ın Cebeli Tarık'ı geçip Endülüs Emevi Devleti'ni kurduğu İspanya seferi, Osmanlı'nın da Avusturya Viyana kapılarına kadar gittiği seferin dışında, hani bu olaya Müslüman dünyası, Türk dünyası olarak bakarsak başka hiçbir şeyimiz yok. Ama adam Haçlı seferleriyle 1000 yıldır defaatle Orta Doğu'ya, Mısır'a, Suriye'ye, Kudüs'e gelmiş gitmiş. Defaatle. Ve hepsinde on binlerce insan öldürmüş. En son Birinci Dünya Savaşı'na bakıyorsun, İkinci Dünya Savaşı'na bakıyorsun, Afrika, Kuzey Afrika cephelerine, Orta Doğu cephelerine bakıyorsun. Yine gelmişler. Ve şimdi yine geldiler. Neden tarih hep aynı tekerrür yapıyor? Buna dikkat etmek gerekmiyor mu? Yani bizim tatlı su kurnazı aptal ve aptal diye iki terim vardır biliyorsun Türkçe'de. Aptal aptala denir. Yani efendim ele gelen düğün bayram ve savaş bizim düğünümüz. Şehit olmayı bekliyoruz. Efendim gelen gel şey ne? Gelecekleri varsa görecekleri de var. Mevzu gelmesi değil arkadaş. Gelememesi. Geliyorsa zaten sen zayıfsın demektir. Yani şimdi Lübnan oturduğu 1 senedir İsrail'in gelmesini bekledi. Lübnan ordusu ya da Lübnan devleti ya da Hizbullah İsrail'in gelmemesi için ne tür bir hazırlık yaptı? Hadi Gazze yem oldu. Köpek balığına yem olan bir efendim Yunus balığı diyelim Gazze için. Öbür tarafta Yemen var. Arkadaş adam Yemen'in her tarafını bombalıyor. Dikkat edin ama burada. Suudi Arabistan'dan tek kelime çıkmıyor. Hava sahasından geçiş izni veriyor. Yol veriyor. Peki Suriye'yi vuruyor. Şam'ı vuruyor. Şam'ı vuruyor. Rusya'nın Şam'ı İsrail'in vurmasıyla ilgili hiçbir beyanı yok. Bakın bunlar hepsi aynı yere çalışıyor. Irak'taki Şii milisleri vuruyorum diyor. Irak hükümeti hiçbir şey yapamıyor. Şimdi İran'a resmen yani etek giydirdiler yani. İran devletinin devlet ağırlığını adamlar yerle bir etti. Ha, dün geceye kadar. Dün gece İran dişini gösterdi. Ha evet. Netice alır almaz bilemem ama benim tahminim İran'ın füze kapasitesi hatta ve hatta söyleyebilirim İsrail değil İngiltere'ye kadar uzanabilecek bir atış kapasitesine sahip. Ha vurur vurmaz onu bilemem. Ama şunu biliyorum ki İran sınırındaki mayınları
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevcut hükümeti, dünkü hükümet aynı çünkü, son 20 yılın hükümeti ne yaptı? Temizlettirdi. Kime temizlettirdi? Güney Afrika merkezli bir İsrail şirketi. Neden? İran sınırındaki mayınlı arazileri temizlediklerini açıklamakla mükelleftir. Öyle dün mecliste İsrail, aradan Suriye'yi de çıkartıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filistin, Lübnan'dan sonra topraklarımıza göz dikecektir diyor. Önceden de yazdım. Bizi sosyal medyadan takip edenler bilir. Ben 2021 yılında şu kitabı yazıyorum. Üçüncü Dünya Savaşı ve Türkiye üzerine senaryolar. Hepsini anlattım. Hepsini aktardım. Bana deli dediler. Bana şizofren dediler. Hepsinin isimlerini, bunu yazanların hepsini biliyorum tek tek. Hepsi de kayıtlarımızda var. Kayda aldık. Ne oldu? Bak arkadaş. Ben 3 sene önce ya senin programında söyledim ya başka bir programda. Emin olun İsrail ordusu Türkiye'ye ayak bas. Toprakları. Olmasın da olduğu takdirde. Desin ki herkese 200 dolar maaş bağlıyoruz. Yemin ediyorum ülkenin yarısı kıblesini değiştirecek. Bu kadar net söylüyorum sana. Çünkü öyle bir millet yapısıyla karşı karşıyayız ki ben hayatımda mesela İsrail milletine bakıyorsun yani millet değil Yahudi diyelim. Adamlar kendi idealleri için canla başla ölüme gidiyorlar. Bu memlekette 10 sene önce askerlik yapılmasın diye televizyon ekranlarında vicdani redçiler çıkarttılar. PKK'lıları çıkarttılar. Şimdi silah tutmayı bilmeyen çocuklar 5 ay 8 günde askerlik yapıp geliyorlar. Efendim bizim profesyonel ordumuz var. O zaman ben bu orduyu Münbiç'te görmek istiyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak 1.000 tane Amerikan askerinin dışında 28 bin tır silah, askeri mühimmat, zırhlı araçlar, Humvee jipler, savaş helikopterleri, askeri nakliye helikopterleri, çok namlulu uçak savarlar, hava savunma sistemleri. Bunların hepsi sınırımızın dibinde. Aşağıdan İsrail 170 kilometre yukarıya çıktı mı Suriye'nin takati yok. Ne demişti Beşar Esad? İsrail'le savaş için yapmış olduğumuz mühimmat, silah, gıda ve ilaç stoğumuzu Türkiye bize maalesef tükettirdi demişti. Bunu biz biliyoruz. Her yerde yazıyor. Yalan doğru ben bilmem. Türkiye işgal mi edilecek diyorsunuz Sayın Bakın Kahveci? ben işgal edilecek demiyorum. Bizi bekleyen bir de bunu ben demiyorum. Bunu tüm general seviyesindeki Alaaddin Parmaksız Paşa 2008 yılında yazdığı kitapta anlatıyor. Diyor ki Anadolu tarihinin gördüğü en büyük bombardımana tabi tutulacak. Bu kadar ABD ordusuna ait asker, yabancı ordulara ait hava kuvvetleri, havalimanları, uçak. Şu anda bizim Türkiye'nin envanterindeki uçak sayısının 20 katı savaş uçağı var etrafımızda konuşlanmış. Hakan, bizim donanmamızın 15 katı daha ateş gücü yüksek donanmalar var etrafımızda. Hakan. Yani efendim bu iş insanla olacak olsaydı Hizbullah Hamas'tan ve İsrail'den belki de insan sayısı olarak daha fazla işte gördük ne oldu. Ya da efendime söyleyeyim Hamas gördük ne oldu. Bizim insanımız Monaco'da gelip yaşayan zenginler gibi yaşamak istiyor. Herkes kimse kusura bakmasın Bill Gates gibi yaşamak istiyor. Ya kardeşim dünyanın zengini var, fakiri var. Dünyanın işte orta zengini var, normal yaşam var. Herkes bu şekilde yaşayamaz ki. Ama bizim insanımız buradan, bu gerçeklikten kopamıyor. Yani Hatay'da deprem oldu, Türkiye'nin 11 şehrinde deprem oldu. Ya Allah gözümüzün içine soktu. Yine almadık. Hamas yok oldu, Gazze yok oldu, yine almadık. Lübnan yok oldu, yine almadık. Bazı aydınlar da maalesef aydın diyemeyeceğimiz profesör doktorlar algı yönetimiyle halkı uyutmaya ekranlar önünde halkın mevcut algılarını daha da kapatmayla ilgili meşguliyetlerine devam ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ı tek geçecek. Nereden biliyoruz bunu? Buna zaten Lübnan'ın karşı koyacak gücü kalmamış belli oluyor.
Şimdi alan temizliği yapıyorlar, yol temizliği yapıyorlar. Suriye zaten ortada yok. Suriye'ye geldiklerinde Suriye ordusu da karşı koymayacak. Göreceksiniz, çünkü Suriye'nin Türkiye'ye karşı bir şeyi var. Önce var. Yani siyasetse bu böyle, yapacak bir şey yok. Sen yaptıysan kahpelik, sana da kahpelik yaparlar. Eski 100 sene önceki Osmanlı interlandıyız falan filan, bu işler bitti. Bu işler yok. Niçin Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Arap çöllerinde Türk çocukları ölmeyecek? Dün gece itibariyle Orta Doğu'da en güçlü devletler kimdir sorduğunun cevabı, birisi İsrail, birisi İran. Üçüncü bir devlet olur mu? Olursa göreceğiz. Yani şu andan benim yok işte NATO'nun bilmem ne gücü, su gücü, bu gücü hikayesi gibi hikayelere karnım tok. Tevrati planda yer alan mavi bayraklı ülke planı diye bir plan var. Mavi bayraklı iki tane ülke var bu topraklarda. Yunanistan ve İsrail. İsrail Hamas'ın saldırısından sonra Yunanistan'dan 5.000 askerini geriye çağırmıştı. İsrail askerlerinin, 5.000 İsrail askerinin Yunanistan'da ne işi vardı Hakan? Kimse bu soruyu sormadı. Neden gelmişlerdi? Gazze, yani Hamas saldırısı olmasaydı belki de Yunanistan üzerinden gediği açacaklardı. Şu ana kadar yapmış olduğumuz stratejik incelemelerin tamamında Batı'nın ve işte neyse Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne lükmanlık eden herkesin stratejisini boşa çıkarttık. Sosyal medyada bazı şeyleri yazdığınız zaman açığa hemen şey değiştiriyorlar, makas değiştiriyorlar. Ama artık yapılabilecek bir strateji kalmadı. Strateji aslında diplomasi işidir. Diplomasi işi bittikten sonra asker konuşur hikayesine geldi. Kafalarındaki, yani bizim açıklamış olduğum stratejik plana göre hareket ediliyordur. 1980'lerde de bu plan Odettino plan olarak yapılmıştı. Şöyle ki mavi bayraklı ülke kendisine yardıma gelen 10 ülke ile birlikte işte depremden zarar görmüş ülkeye saldırır. Depremden zarar görmüş ülke Türkiye'ye yakın zamanda bu bölgede. 10 tane ülkede Batı dünyası ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Türkiye'deki akıl fukarası birçok sosyal medya kullanıcısı, televizyon izleyicisi, birçok insanın defaatle anlatmamıza rağmen anlamadığı bir husus var. Evet, Türkiye NATO üyesi, Amerika Birleşik Devletleri niye Türkiye'ye vursun kardeşim? Buraya gelen donanmalar işlerine geldiği zaman NATO bordası, işlerine gelmediği zaman ABD bordasını, flamasını takarak hareket ediyorlar. Şimdi netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri demek her ne kadar NATO Allied Force, yani birlikteliği içerisinde muhakkak bir NATO bayrağı takıldığı zaman yekpare parça olsa da Amerika Birleşik Devletleri kendi stratejik hedefleri için kendi planlarını yapar. Şimdi burada bir İsrailiyat planı var, bir de Heleniyat planı var, bir de Kürdistan planı var, bir de Ermenistan planı var. Ortada da 100 sene öncesinden kalma bir sev var. Mustafa Kemal Atatürk'ün yırtıp attığı, Lozan'da işini bitirdiği bir sev var. Lord Curzon'un söylediği Türk kartını sonraya bıraktık hikayesi, Lozan'dan sonraki hikaye artık yavaş yavaş geliyor. Şimdi Türkiye bu halk ne kadar uyanır, ne kadar akleder? Efendim geçim derdimiz var. Şunu anlamıyorlar. Yarın geçim derdinden ziyade nefes alıp verme derdin olacak. Bakın Gazze'yi görün, Lübnan'ı görün. Bakın onların da geçim derdi hikayesiyle geçiştirdikleri ve dikkate almadıkları hadiseden sonra şimdi İsrail bombalarına, İsrail kurşunlarına hedef oluyorlar. 100 sene önce de Ege'deki halkımız Yunanlıların kurşunlarına hedef oldu. İşte Fransızların kurşunlarına hedef oldu. Antep'tekiler, Hatay'dakiler, Adana'dakiler, Ermenilerin kurşunlarına hedef oldu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dakiler Rusların kurşunlarına hedef oldu. Kuzeydekiler, Karadeniz'dekiler Rumların kurşunlarına hedef oldu. Bunu anlamanız gerekiyor. Günlük hayatın akışı içerisinde yaşam ve idame, yani işte çoluğumuz var, çocuğumuz var. Sen o çoluğunu çocuğunu ne kadar kullanabileceksin? İsrail zaten Kürtlerle ilgili bir açıklama yaptı. Orta Doğu'da Kürtler hariç herkese karşı hasımane tutum ve savaş sergileyeceklerini söylediler. Yunanistan'ın da biliyorsunuz PKK ile ilgili çok ciddi desteksel planları var. Batı'nın da var. Efendim, Suriye'nin artık savaşma kabiliyeti olduğunu düşünmüyorum. Rusya'nın da Türkiye'ye karşı artık işte S-400'leri veremez. Efendime söyleyeyim. Tabii ki veremeyiz. Vermeyiz de ayrı konu.
Ha, böyle bir şey var mı onu da bilmiyorum. Birkaç tane video havaalanında yayınlanmıştı. Onun haricinde bir şey göremedik. Savaş uçakları ile ilgili işte Kaan, Eurofighter falan filanla ilgili henüz bir gelişme yok. Kaan'ın gelmesine daha çok var. F-16'larımızın işte bir türlü yedek parçaları dahil olmak üzere verilmemekte. Mevcutlarında işte saati dolmak üzere. İşte falan filan yani bunların hepsine baktığınız zaman Suriye cephesinde bekleyen bir ordunun Gelinen bombardıman nokta efendim tedirgin edici ama diyorsun valla ki tedirgin edici mavi falan değil ya. bayraklı ülke yola Falan çıktı değil. geliyor diyorsun öyle mi? Geliyor arkadaş görmüyor musun adam? Geliyor Benim diyor. demem Bağıra gerekmiyor. bağıra geliyor mavi bayraklı Yani ülke. mavi bayrak ülke planı işliyor. Tıkır tıkır işliyor. Orta Doğu'da Büyük İsrail'in altında ikinci bir İsrail oluşturmak için İsrail'in Yahudiliğini bahane edip muhalefet eden Müslümanların muhalefetini kesmek için adı Müslüman ama kendisi ne olduğu belli olmayan bir Kürdistan devleti'nin kurulma aşamalarından Suriye Kürdistan neredeyse tamamlanmış durumda. Deniz kuvvetleri hariç her şey var. Peki burada amaç ne? Türkiye sınırına geldiğinde sınır komşusu mu oluruz? Hayır. Kürt koridorunun açılması gerekiyor Hatay'a. Efendime söyleyeyim. Tevrat'ta yazıldığı gibi Adana, Aden, Mersin, efendime söyleyeyim. Trabzon'a kadar uzanan kısım, Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan için hepsinin aynı anda toparlanması gerekiyor. Zaten bu savaş bir yıllık bir savaş değil. Şu anda birinci yılını doldurdu. 7 yıl sürecek bir savaştayız. 6 yıl daha devam edecek. Savaşlar kıtlığı tetikler. Tamam mı? Türkiye'nin ne kadar hazır olduğunu bilmiyorum. Ben ekranlardaki açıklamaları da çok değerli bulmuyorum. Hüseyin, Buyurun. söylediklerin arasında önemli bir not vardı. Dedin ki etrafımıza Türk ordusundan daha büyük, 20 kat daha büyük bir Amerikan ordusu konuşlandı. Amerika değil, Batı. Batı o topuyla tüfeğiyle şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafına, Anadolu'nun etrafına konuşlanan Batı'ya ait büyük bir silahlı güç var ve bu silahlı güç beklemedi, öyle mi? Silahlı güç beklemedi değil, silahlı güç hazır. Beklediği bir şey yok. Sadece atış emri. Biden dün akşam İran füzelerini karşılaması için atış emri verdi. Tak hemen ve attılar. Yani bu bir. İki dudak arasındaki mesafe. Efendim bir şey soracağım. Füzeyi yedikten sonra füzenin menşeinin bir NATO üyesi ülke olmasının bir önemi yok. Tamam mı? Dün akşamki hadisede ABD NATO üyesi olarak İran'a füze göndermedi. ABD İsrail'le müttefik olarak gönderdi. Bizim halkımızın anlamadığı şu. Biz NATO'da ABD ile müttefikiz. Ya kardeşim ABD ayrı bir şey. NATO ABD ayrı bir şey. Tamam mı? İş oraya geldiğinde zaten Türkiye'nin NATO'dan ayrılma sebeplerinden bir tanesi ne olacak? İsrail, Kürdistan meselesiyle, Yunanistan meselesiyle ilgili olarak tamam mı? Türkiye NATO'da ses yükseltecek. Yunan Hava Kuvvetleri Sivas'a kadar uçma ve vurma kabiliyetine sahip. Peki Yunan Hava Kuvvetleri bu kabiliyete sahipse İsrail Hava Kuvvetleri hangi kabiliyete sahip? Oturup düşünelim. F-35 savaş uçaklarıyla hareket ediyorlar. Şimdi çok ilginç bir şey yaşanacak, göreceksiniz. İsrail aynı oranda İran'a bir füze saldırısı düzenleyecek. Şimdi televizyonda yok işte çelik kubbe yapıyoruz da falan da filan da bunun bitmesi 2 seneyi bulur. Ya kardeşim adam dört nala geliyor. Sadece o gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ağrı Dağı'na yakın tatbikat yaptı bu sene Ermenistan. Efendim Rusya'ya ne kadar güvenebilirsin? Rusya diyor ki Türk ordusu bak emrivaki bir kelime. Lavrov diyor ki Türk ordusu Suriye'den çekilmeye hazır. Bizimkiler şöyle bir şey demedi ama. Türk ordusu Suriye'den çekilmeye hazır diyor adam. Yani diyor bizim dediğimizi yapacak diyor. Şimdi Suriye'yi de terk ettiğiniz zaman Rusya Suriye'nin bir kısmını almış durumda. Amerika PKK YPG'li almış durumda. İsrail aşağıdan geldiğinde İsrail'i kuranlar Rus Slav Yahudileri değil miydi? Rusya ile mi savaşacaklar? Öyle mi zannediyorlar? Bakın Rusya ile Amerika Çin arasında hiçbir zaman tek bir mermi atılmamıştır. Kimse bunun farkında değil. Efendim diplomatik, siyasi olarak ağız dalaşı vesaire olur. Gemiler karşılıklı gelir. Akdeniz'de Rusya'nın bize
olan mesafesi Tartus üssü 75 kilometre. Mersin'deki Rusya'ya ait mülk sahibi oldukları nükleer santralin olduğu bölge. Mersin'in birkaç tane ilçesi neredeyse Rus ilçesi oldu. Şimdi biz bu şartlarda efendime söyleyeyim elektrik parasını ödeyemeyen, ekmek almaya aceti kalmamış bir insanımız var. Yani Türkiye'nin %40'ı bu durumda şu anda. Ne olacak peki? Yani aç insanı savaştıramazsınız. İnsana bir enerji lazım. Kilis'te bir İstiklal Savaşı gazetesi diyor ki Halep'ten Fransız vurdu, buradan çıktı. Bizim tetik çekecek bir lokma ekmeğimiz de yok, enerjimiz yoktu diyor. Kılıç kaldıracak halimiz yoktu diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar yaşanmış. E şimdi başka bir aşamaya da geçebilir bu iş. Nedir? İsrail atom bombası atar. Ya da nükleer silah kullanır. O zaman aklıma Barış Manço'nun 1973 yılındaki romanı geliyor. Buna müsaade yok. Bunu biliyoruz artık. Her taraf konvansiyonele döndü ama bağladım çocukları. Olabilir. Neden olmasın? Bakın Ne liseden demiş geçti. Barış Manço? Yok. Bugünlere bakıp 1973 foto romanında nükleer bir saldırıdan bahsediyor. İşte 11 tane insan kalıyor. Kapadokya'da toplanıyor diye veriler var ya. Onlardan bahsediyor. şöyle bir toparlayacak olursak, o kadar stratejist ve asker var ama olup biteni, buraya geleceğini birçok stratejist göremedi. Ama az önce çok önemli bir şey söyledin. Dedin ki Barış Manço'da sanki olacakları bildi. Bence olacakları bildi değil, biliyordu zaten. Biliyordum. Kehanete gerek yoktu. Seninle geçen yapmış olduğumuz programda levh-i mahfuz kayıtları, A, B, C, D şıkları, butonları demiştik. Ya şimdi şu kitabın arkasında bir harita var. Burası 100 yıl önce bu olayın geçtiği yer. Bu olayın yani Suzi Liberman, Nili Cansu'nun geçtiği yerde Tayibe ve Netanya köyleri var. Binyamin oğullarındandır Netanyahu. Benjamin. Netanya köyündendir. Bir de burada Tayyip'e diye bir köy var. Bu kitabı ben 2017 yılında yazdım. 2017 yılından beri okunuyor. 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini yazdım. Bu kitap içeriğindeki yani zabit kısmı küçük bir kısımdır. Zabitlere aktarılmış olan kısım. Burada şimdi Genelkurmay, dönemin Genelkurmay Başkanı, Ferit Çakmak ve askeri şey tarafından bu kitabın bütün zabitana, Türk zabit ve büyük zabit diye subay ve astsubaylara ücretsiz verilerek okutulması kararı veriliyor. 100 yıl öncesinden bu yüzyılda yaşanabilecek olan bir şeye hazırlık kararı veriyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcut. Ben bu kitabı 2021'de yazdım. Biz 2021'de bu kitabı yazdığımızda uyanış 3. Dünya Savaşı teorileri. Herkes bize güldü. Şimdi birileri çıkıp yazıyor. Dünyada da strateji olarak bu kitabın üzerine herhangi bir asker tarafından dahi böyle bir cephelerin olduğu kitap yazılmamıştır. Rus Evet. istihbaratı okuyor. Efendim söyleyeyim Almanlar, İngilizler, Fransızlar. Biz görüyoruz nerede olduğunu. Çünkü kitapların katalog kayıtlarını inceliyoruz. Nereye girmiş? Bizim halkımız okumuyor kardeşim. Yani Evet. ondan sonra hemen iş buraya geldikten sonra yumurta affedersin kapıyı kapıda patlayıp kırılıp akı da karası da birbirine sarısı da birbirine karıştıktan sonra ne olur yandı gülüm keten helvası. Yani yandı gülüm keten helvası noktasındayız ve iç cephede bir sorun var. Türkiye'nin içerisinden bir karışıklık başlayacak diyorlar. Yani Çok önemli. Ermenistan'ın da Kürtlerle PKK ile bağlantısı var. Barzanistan var, Müslümistan var. İsrail açık söyledi. Suriye'nin ciheti yok. Rusya işin içinde, Amerika işin içerisinde, Batı işin içerisinde. Hüseyin'cim, yüreğine sağlık. Çok önemliydi uyarıların ve tespitlerin. En önemlisi de dedin ki yıllar öncesinden Barış Manço olup bitecekleri zaten biliyordu. Ve Ama o bir şey söyleyeceğim. Bunu tarihe anlamadan not. geçmemen gerekiyor. Bence 100 yıl öncesinden Mustafa Kemal Atatürk biliyordu. Yasaklanan kitapta var bu konu. O Yani kitapta ordular yıllarca evet. askere okutuldu o kitap.
Ama Evet, işte ne zaman yayınımızın sonuna kaldırıldı ben geldik. bilmiyorum. Çok Yani teşekkür ediyoruz. 80'den önce mi kaldırıldı, 70'ten önce mi bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz ileri" sözüyle Toros Dağları'nda çoban ateşleri sönmediği müddetçe bu ülkenin ye bir şey yapamazlar sözü yerindeyken artık Toros Dağları'nda çoban ateşleri yanmıyor. Hepsi şehirli oldu arkadaşlarım. Keçi sürüleri yok. Develerle kervanlar gitmiyor. Mevzu bu kadar ince. Evet. Ve ay hattı tabii ki Şöyle ortada. diyebilir miyiz? Hatay'da Böyle de Türk kalmadı. bitirelim. Türk'ün ateşle imtihanı bitmedi diyelim. Böyle de bitirelim, olur mu? Teşekkür ediyoruz efendim, ezber bozan izleyicilerimiz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Sağ Var olun. olun. İyi Hoşça kalın. akşamlar. Sağ olun.